أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
Sadakallahü'l-Azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Sadakallahul azim. Nice kervanlar, nice yolcular geldiler dünya misafirhanesine ve gölgelenip ömür yolculuklarını ölüm durağında noktaladılar. İnsan bir yolcudur. Yolculuk ise dünyadan, kabirden, berzahtan, sırattan geçer. Sonunda ebedi yurduna kavuşur. İşte insanın içine dünyaları sığdırmaya çalıştığı, gecesini, gündüzünü bu hayata heba ettiği ömür bir yolculuk kadar kısadır değerli kardeşlerim. İnsanın ömrü iki namaz arasındadır ki bunlar namazsız ezan ile ezansız namaz. Namazsız ezan ilk doğar doğmaz adımız konulurken kulağımıza okunan ezandır. Ezansız namaz ise öldükten sonra kılınan cenaze namazımızdır. Aslında doğarken okunan o ezanın namazını biz öldükten sonra kılıyorlar. Muhterem kardeşlerim, insan ömrünün bu kadar kısa olmasına rağmen yine de insanoğlu bunu görmeyecek kadar, bu dünyada yolcu olduğunu unutacak kadar gaflet uykusundadır. Belki de bu yüzden aslında ölüm bir uyanıştır. Ölüm ebedi aleme açılan bir kapıdır. Kendine gelmelidir. Kul olmanın farkına varmadır ölüm. Bu yüzden bunu çok iyi anlayan Hazreti Ali, insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar sözünü söylemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh bizi kuşatmış olan ölüm gerçeğini başka bir sözüyle de şöyle ifade eder. Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte, ahiret ise koşarak bize doğru gelmektedir. İnsanlar arasında dünyanın da ahiretin de isteklileri vardır. Siz dünyayı değil, ahireti istemeye bakın. Dünya hesap günü değil, iş günüdür. Ahiret ise iş günü değil, hesap günüdür. Birbiri peşinden gelip giden mevsimler, etrafımızda olup bitenler, her yıl kırıştığını gördüğümüz yüzümüz, beyazlayan saçımız, sakalımız, gün geçtikçe eklemlerimizde artan ağrılarımız, işte hepsi aslında bizim kaçınılmaz olan bu sona doğru biraz daha yaklaştığımızın habercisidir. Ne zaman ki değerli kardeşlerim, ilkbaharda yaran yağmurlarla toprak canlanır, etrafta çiçekler açar, adeta doğa yeniden doğar ve baktığımız zaman bu bizim hoşumuza gider. Şimdi bahar mevsimindeyiz. Etrafımıza baktığımız zaman baharın getirmiş olduğu o güzellikler bizim hoşumuza gidiyor. Çiçekler, ağaçlar, hepsi. Ama
Bunlar şöyle baktığımız zaman hiç yok olmayacakmış gibi gelir bize. Sonbaharın gelmesiyle hepsi sararır, solar ve en sonunda çer çöp haline gelir. Aslında insan da buna benzer olduğu zaman, yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Dünyalık peşinden koşturur. Ama ihtiyarlanır da sonbahar rüzgarını hisseder, işte o zaman dünyanın geçici olduğunu, bu dünyada bir yolcu olduğunu anlamış olur. Nitekim bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz bunu bize Kur'an'da bakın nasıl tasvir ediyor. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu bir çer çöp haline döner. Allah her şey üzerinde iktidar ve kudret sahibidir. İşte bu ilahi mesaj, İslami duyarlılığa sahip olanlar için asıl olanın, gerçeğin ahiret yurdu olduğunu ortaya koymaktadır. Ne güzel söylemiş Mevlana. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık ya Rab, belki son nefesteyim. Her gün onlarcasını musalladan uğurlarız belki de. Seslenirler bize, ey dostlar, bugün ben Hakk'a yürüyorum, yarın siz yürüyeceksiniz diye. Dedemizi, babamızı, annemizi, belki en sevdiğimiz dostumuzu uğurlamışızdır o musalladan ama gelin görün ki ibret almamışızdır. Bir gün bizim de o musallada yatacağımız aklımıza gelmemiştir. Belki de kendimize hep uzak görmüşüzdür ölümü. Halbuki her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Cenab-ı Allah'ın takdir etmiş olduğu ömür sona erdiğinde her insan Cenab-ı Allah'ın izniyle ölümü tadacaktır. Allah'tan başka her şey ölümlüdür. Evet, muhterem kardeşlerim, ölüm hepimizin başında, hepimizin yaşayacağı açık bir gerçektir. Korkunun ecele faydası yoktur. İster hatırlayıp uykularımız kaçsın, isterse hiç hatırlamamak için aklımıza bile getirmeyelim. Yaşam bulan bütün canlılar için ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Bakın Cahit Sıtkı Tarancı o meşhur 35 yaş şiirinde bunu ne güzel ifade eder. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Ölüm imtihanın tabii bir sonucudur. İmtihan dünyasında yaşayan biz insanların yapmış olduklarımızın sonuçlarıyla karşılaşacağımız zaman dilimine atılan aslında ilk adımdır ölüm. Aslında bir son değil, aslında bir başlangıçtır ölüm. O halde değerli kardeşlerim, ölümden korkmak, ölümden kaçmak çare değildir. Ölüme hazır olmamaktan korkmamız gerekiyor. İçinde hep başkalarının cenazesini taşıdığımız tabuta bir gün bizim gireceğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu imanı mümine ölüm karşısında son derece sükunet ve metanet içinde olma imkanı vermektedir. Zaten ölüm Allah dostları için bir yok oluş değil, bir vuslattır. Dünya hayatına aldananlar, ahireti unutanlar için ölüm belki bir yok oluştur. İstenmeyen bir şeydir, nefret duyulan bir şeydir ama o Allah Resulü'nün de dediği gibi lezzetleri bıçak gibi keser, nice hırslara son verir, nice zalimlerin belini kırar, nice zorbaları yere serer onlar istemeseler de. İmam Gazali'nin çarpıcı tasvirlerinden hareketle söylersek, kim saraylardan, villalardan,
her çeşit konforu muhtevi eden o süslü ikametgahlardan kabirlere intikal etmek ister ki o pahalı avizelerin aydınlığından yeraltının karanlığına girmeyi kim ister ki? Bin bir çeşit yiyeceğin ve içeceğin zevkini tadıp dururken ağzını topraklara sürmek, o kuş tüyü yatakları terk edip de rutubetli yere girmeyi kim ister ki? Evet, ilahi buyruklar bu gerçeğin ifadesidir. Şunu unutmamalıyız ki hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi ölüm de dediğimiz gibi sonu hiç olan bir yok oluş değildir değerli kardeşlerim. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Ömer radıyallahu anh'ın iki omuzunu tutarak söyledikleri şu mübarek söz bizim hatırımızdan çıkarmamamız gereken hadislerdendir. Efendimiz dünyada bir yabancı yahut bir yolcu gibi ol deyince bu nasihati alan İbni Ömer bu hadisi kendisinden aktaran raviye şu nasihatte bulunur. Der ki akşamı ettiğinde sabahı bekleme. Sabaha çıktığında akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Ve yine kendine kabir hazırlama, kendini kabre hazırla. Kabre hazırlıksız giren denize kayıksız açılmış gibidir, buyuruyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ölüme hiçbir hazırlık yapmadan, ecele yakalanıp da ölüm anında pişmanlık yaşamayalım. Pişmanlığı kabrin içerisine vardığımızda yaşamayalım. Pişmanlığı mahşer meydanında, mizan terazisinin başında, Rabbim muhafaza eylesin, cehennemliklerin içerisinde olduğumuzu gördüğümüz anda yaşamayalım. Gelin pişmanlığı şimdi yaşayalım. Gelin şimdi pişman olalım. Gelin hatamızdan dönme imkanı var iken hatasından dönenlerden olalım. Bu mübarek ayı, Ramazan-ı Şerif'i bunun için bir fırsat bilelim. Hatalarımıza, günahlarımıza tevbe edelim. Ahirette pişman olmamak için gelin bugünden pişman olalım değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, biz bizimle olacak olana asıl kıymeti vermeliyiz. Çünkü bizimle kabirde kalacak olan amellerimizdir. Ne kadar çok sevsek de, bizi ne kadar çok sevseler de, aile efradımız, dostumuz, arkadaşlarımız hepsi burada kalacaklar. Onun için ölüme hazırlıklı olmak isteyen bizler, öncelikle neye değer verdiğimizi tekrar sorgulamalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanı kabre kadar üç şey takip eder, biri onunla girer, İkisi geri döner buyuruyor. Eşi, dostu, akrabaları, oğlu, kızı, malı, mülkü ve yapmış olduğu ameller. Bunlardan insanla beraber kabre girecek olan sadece bu dünyada yaptığı amelleridir. Diğerleri onu defnettikten sonra bu dünyada kalacaklardır. Onun için gelin bu yolculuğa azıksız çıkmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mübarek talimatına kulak verelim. Dünya zevklerine son veren ölümü çokça hatırlayın. Ölümü aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü ölüm bizim için en güzel vaazdır. Değerli kardeşlerim, sonuç olarak şunu ifade edelim ki, insan bu dünyaya Allah'ı tanımak, ona ibadet etmek için gönderilmiştir ve dünyada yaptıklarından mutlaka ahirette hesaba çekilecektir. Onun için insan hayatı boyunca istikamet yani Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uymak üzere ölmeden önce ahiret hazırlığını en iyi şekilde yapmak, eli boş olarak Rabbinin huzuruna çıkmamanın yolunu bulmak zorundadır. Gelin Mevlana'nın oğluna verdiği şu öğütlerle sohbetimizi bitirelim. Diyor ki, oğul diyor, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere, ölüme düşman olanlara ölüm de korkunç bir
düşman gibi görünür. Ölüm kendine dost olanların karşısında da dost gibi çıkar. Rabbim bizleri ölüme dost eylesin. Ey ölümden korkup kaçan can, işin aslını, sözün doğrusunu istersen, sen ölümden korkmuyorsun. Sen kendinden korkuyorsun. Sen akıbetinden korkuyorsun. Evet, ölüm güzel şey. Budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Rabbim bizleri ölüm gelmeden ahirete hazırlık yapan kullarından eylesin. Rabbim bizleri öleceğimiz güne kadar kendisine ibadetten ve taatten ayırmasın. Rabbim ölümün aklı baştan gideren o acılarından bizleri muhafaza eylesin. Bizleri ölümü vuslat bilenlerden eylesin inşallah. Ve son nefeste de kelime-i şehadet ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Yes, sir.